يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من سورة الصاد. Bugün Sad suresinin 11. dersini ve 29. ayetinden itibaren okuyoruz. Kitabun enzelnahu ileyke mubarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. 29. ayet budur. Kitabun mahzuf bir mübtedaya haberdir. Nedir Ubeydullah? Hazadır. Aferin. Haza mübteda. Kitabın onun haberidir. Enzelnahu fiil nafarhu mef'ul cümlesi mehle mef'ul kitabına sıfet olur. İleyke carun mecrur enzelnahu'ya mutaliktir. Mubarekun kitabının ikinci sıfetidir. Cümle olan sıfet müfred olan sıfetin önüne geçebilir. Caiz olduğuna dair delillerden biri bu ayet. Enzelnahu cümle olan bir sıfettir. Mufred olan sıfet ko mübarekundur. Onun önüne geçmiş. Bu bir ihtimaldir. Bu nedir? Bir ihtimal. Peki niye enzelnahu hal değil de sıfet yapıyoruz? Çünkü nekreden sonra gelen cümle kaidedir. Ne olur? Sıfet olur. Marifeden sonra gelen cümle hal olur. Nekreden sonra gelen cümle ne olur? Sıfet olur. Veyahut da kitabun mübteda olur. Enzelnahu ileyke kitabının sıfetidir. Mübarekun kitabının neyidir? Haberidir. Bu ihtimale göre nekire olan kitabın niye mübteda olmuş? Çünkü enzelnahu cümlesi ona ne olmuş? Sıfet olmuş. Burada muhassis enzelnahu cümlesidir. Bildiniz değil mi? Ve yahut da kitabun muftedadır. Enzelnahu ileyke cümlesi kitabının birinci haberidir. Mubarekun ikinci haberidir. Peki buna göre nekire olan kitabun mufteda olmuş musavvir nedir? Muhassis nedir? Müsevvir, muhassis kitabının tenkili tazim içindir. Tenvini tazim içindir. O tenkirden, tenvinden anlaşılan tazimle mana itibariyle mutasif olmuş, taksi yapılmış ve onunla ne yapılmış? Taksisi yapılmış. O zaman burada müsevvir nedir? İptidai bir nekireyi caiz kılan nedir? Kitabının tenkirinde, tenvinindeki tazimdir. Üç terkip caiz. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun. Bu büyük bir kitaptır. Biz bunu toplu halde Leyletul Kadir gecesinde sema-i dünyaya indirmişiz. Ve mübarek, bereketli iki cihanın saadetinin bereketine haiz bir kitaptır. Peki niye biz bu kitabı sana, bu mübarek kitabı sana inzal etmişiz? Liyeddebberu ayatihi. Ta ki senin kavmin bu kitabın ayetlerini tedebbür etsinler, tefekkür etsinler. Yetedebberu kıraati var. O kıraata göre ta olduğu gibi kalmış. Liyeddebberu kıraati var. Bizimki de budur. Bu kıraata göre asli liyetedebberu ta dala kalp oldu. Yetedebberu dali dala devam ettik. Liyeddebberu ayatihi oldu. Ta ki Kur'an'ın ayetlerini ne etsinler?
tefekkür etsinler. İçindeki maanileri, ahkamları, nikatları anlasınlar ve onunla amel etsinler. Hasan-ül Basri Kudüs'e sırruhu ve sıradaki tabiilerin reisidir, büyüğüdür. Diyor Kur'an'ı herkes okur. Köleler, çocuklar herkes okur, ezberler. Ama tevli bilen yok. Huruflarını hifzeden çok. Maanilerini, hududlarını bilen, yerine getiren azdır. Ama Kur'an'ın inzalının asıl sebebi tedebbür, tefekkürdür. Bir daha veliyete zekkere ulul elbab. Liyeddebberu lamdan sonra en mukadder. O fiil mukadder en lam mensubdur. Veliyete zekkeru oradaki fiilden lamdan sonra en mukadder. O en lam nedir? Mensubdur. Ne olmuş? Liyeddebberu mensub olmuş. Nun hasbe gitmiş. Veliyete zekkere de mukadder nunla mensub olmuş denmesi fethaya tebdil edilmiş. وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُ الْاَلْبَابِ اُولُ لَفْسَمَ الْفُرَفَسِ وَوْلَا يَتَذَكَّرُنُ فَعَلِدِرْ Elbab, oğlunun mudafu ileyisidir. Manası nedir? Manası ta ki اَصْحَابُ الْعُقُولِ اُقُولِ سَلِمَنِنْ اَصْحَابْلَرِ ta ki ne etsinler? Bu Kur'an'la öğüt alsınlar. Bu Kur'an'la ne etsinler? Öğüt alsınlar. Tefekkür etsinler. Ahkam, nikatlarını bilsinler. Ve onlarla ne etsinler? Öğüt alsınlar. Zahiri manası budur. وَيَنْخُتَ وَلِيَّتَ ذَكَّرَ اُولُ الْاَلْبَابِ Ulul Elbab'ın okullarında yerleşmiş olan maanileri ta ki ne etsinler? Hatırlasınlar. Okul-ü Selime'de selim, ahkamlar, maaniler, nikatlar, hakaihler yerleşiyor. İnsan tefekkür, Allah'ın Kur'anlarına, Allah'ın kitabının ayetlerine baktıkça ne yapar? Bir takım zihinlerde yerleşmiş olan ahkamları, nikatları hatırlarlar. Yani zahir o ki veliyete zekkere ulul elbab, veliyete ta'ize ulul elbabdır. Veliyete zekkere ulul elbabdan da hatırlama da alabiliriz. Yani hatırlasınlar. Buradan ne anlıyoruz? Ulul elbab, Kur'an'ın ayetleriyle öğüt alsınlar, ahkamları, nikatları hatırlasınlar. Kur'an'la amel etmeyen, Kur'an'la öğüt almayan demek ki Ukul-i Selime'nin eshabları değiller. Ukul-i Selime'nin eshablarının şe'ni o ki ne etsinler? Ayetlerini tefekkür etsinler ve öğüt alsınlar. وَلِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرُوا تَخْتِمْ اَتِي Çünkü tezekkür, öğüt almak, tedebbür anlamaktan sonra, insan önce bir şeyi tefekkür, tedebbür eder, sonra onu iyice ne eder? İyice anlar, sonra ne yapar? Onunla öğüt alır. Öğüt almak, tedebbür ve marifetten sonra olan bir durum. Onun için وَلِيَدَّبَّرُ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُ الْاَلْبَابَ takdim etmiş. 29. ayet bu şekil bitti. كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُ الْاَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابُ Bu da 30. ayettir. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ Biz Hazreti Süleyman'ı Hazreti Davud'a
hibe eti, yani veled olarak, çocuk olarak biz Hazreti Süleyman'ı Hazreti Davud'a verdik. Hazreti Davud'a Hazreti Süleyman çocuk olarak dünyaya geldi. Ve vehebna, birinci vavvavı atfedir veya vavvavı iptidayedir. Vehebna fi nafa'a li Davud'a, ona mutallak Süleyman'a mef'ul bi serihdir. Ve vehebna li Davud'a Süleyman'a, cümle matufedir veya iptidayedir. Ni'mel abdu, ni'me fi'l abd faalidir. Mahsus bil medeh mahzuftur, huvedir. O huve, Süleyman'a da gidebiliriz. Mahsusu bil medeh Süleyman olur. Davud'a da götürebiliriz. O zaman mahsusu bil medeh ne olur? Davud olur. Ama burada Süleyman mef'ulü bi serih olduğu halde li Davud ve hebnaya mef'ulü bi gayri serih olmasına rağmen Süleyman'ın li Davud'a tahir edilmesi, ni'mel abdunun yanına başına getirmesi bu delildir ki ni'menin mahsusu bil medhi Süleyman'dır, Davud değildir. Onun için burada mahsus Davud olması daha iyi. Ha, mahsusu bil medh huvedir, Davud'a gider desek olmaz. Bu da olabilir. Bunu diyen de var ama bu iyi değil. Niye iyi değil? Çünkü mabadında ne geliyor? İnnehu evvabun. Bu innehu evvabun methen illetidir. Niye ni'mel abdu? Çünkü innehu evvabun. İnnehu evvab olan Süleyman'dır. Burada Süleyman'ın methidir. Madem innehu evvabun Süleyman'ın halidir, methen illetidir, o zaman buradaki medehde, mahsuzu bilmede Süleyman olması daha uygun, daha münasır. Ni'mel abdu, niye Süleyman güzel bir abdır? İnnehu evvabun. Bu cümle cevabı suale mukadder illet olur. Çünkü evvabdır. Yani Süleyman, Hazreti Süleyman tevbe etmeyle Allah'a çok rücu eden. Siyah da bunu gösteriyor. Ne gösteriyor? Racca'un ilallahi bi tevbeti gösteriyor. Ve yahuta innehu evvabun ila tesbihi muracca'un lehu. Tesbihe muracca'dır, evvabdır. İki de bir tesbih, iki de bir tesbih, iki de bir tesbih ediyor. Ve yahuta innehu evvabun ila merdatihi. Allah-u Zülcelal'ın merdatlarına nedir? Allah-u Zülcelal'ın merdatlarına nedir? Rücudur. Neyse, isterse evvabun ilallahi bi tevbeti, isterse evvabun ila tesbihi muracun li tesbih olsun, ister evvabun ila merdatillahi azze ve celle olsun, fark etmez. Bütün ihtimallere göre ni'mel abdunun illetidir. Bu cümle cevabı suale mukadder. Ni'mel abdunun neydir? Sıfetidir. Ve vehebna li Davud'a Süleyman'a ni'mel abdu innehu evvab. Ve vehebna li Davud'a Süleyman'a. Demek ki Hazreti Süleyman'ın Hazreti Davud'a verilmesinin bir karşılığı yok. Olsa Yüce Allah buna hibe demezdi. Kendi fadlımızdan ona ihsan etmişiz. Bu anlaşılır. Ni'mel abdu da o hibe edilen Süleyman güzel bir hediye olduğunu ortaya koyuyor. İnnehu evvabun, o güzel hediye, o güzel abd. Niye güzel abdır Süleyman? Çünkü Allah'a tevbesiyle çok çok rücu ediyor. Çok çok figan ediyor. Allah'a iltica ediyor. 30. ayet bu şekil bitiyor. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابُ اِذْ عُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ اِذْ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ دِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِنِنْ اِلَّتِنِي يَفَابِلِرِسْ اِذْ عُرِدَ عَلَيْهِ
iz uride aleyhi. Hazreti Davud'a arz edildi, sonuldu. Ne zaman? Bil aşiyi, aşi vaktinde. Aleyhi carun mecrur uride'ye mutalıktır. Bil aşiyi da uride'ye mutalıktır. Ar demek sunulmak demektir. Aşi zevalu şemsen öğleden ikindiye kadar olan bölüme aşi denilir. Veyahut da öğleden akşama kadar olan bölümdür. Es-safinatu uridenin naibul faalidir. Araya fas müennes mecazi olduğu için araya fasılda girdiği için uridet müennesil de uride müzeker. Safinat ne demek? Safinat, safinunun cem'idir. Safin demek, o at ki, üç ayağı üzerine durmuş, dördüncü ayağını arka veya ön ayağı, ricil veya yed fark etmiyor, kaldırmış, ucuna basmış. O şekil itminan etmiş ve sakin durmuş hayvana safin denilir. Bu haslet, bu özellik irabi atlara vardır. Normal atlara bu özellik yoktur. Diğer cins atlara bu özellik yoktur. Bu vasıfları yoktur. Bu atlarda aranan bir özelliktir. El-ciyadu. El-ciyadu safinatununun sıfatidir. Ciyad aslında civaddır. Cevadunun cem'idir. Cevvad meşhur böyledir. Bir manasına geliyorlar. Cevvad, cevvad. İkisi de ata, ikisi de cömert insana denilir. Ama meşhur cevvad, cömert insana, cevvad, koşu atına, irabi atlara denilir. Ciyad, cevadın cem'idir. Ne demek cevat? Cevat dört nal güzel koşan hayvanlara denilir. Ata hayvanlara değil de ata denilir. Niye bu ata ciyat denilir? Halbuki cevat, ciyat, cade, yecüdüdendir. Cömerlik demektir. Çünkü o atlar da dört nal koşuları ile cömertlik yapıyorlar. Onun için onlara da ne denilir? Onlara da ciyad, cevad denilir. Cömertlik var. Ne cömertliği yaparlar? Rakıt koşusuyla cömertlik yaparlar. Rakıt insan bir ata binerse ayaklarını yanlara vurmak suretiyle onu coşturmasına, koşturmasına denilir. Veyahut da ciyad demek, ciyad ciddendir, cid unuk demektir. Manası nedir? Es-safinatu el-ciyadu. Ciyad demek, boyunları nedir? Uzundur. Şimdi birinciye göre, atlar dururken, üç ayakları üzerine durup birinin kaldırması suretiyle böyle itminan etmeleri güzeldir. Yürürken de hızlı bir şekilde yürümeleri nedir? Güzeldir. Bu atlarda, Hazreti Süleyman'ın atlarında hem sufun vardı, hem yani dururken sufun vesfi kendilerine vardı, itminan vardı. Yürürken de rakıtlı bir şekilde, süratli bir şekilde, dört nal bir şekilde koşma özellikleri vardı. Bu iki Mahmud takdir edilen vesif o atlarda mevcut. Zaten atlar dururken işte benim atım safindir. Yani üç ayağı üzerine durmuş, dördüncü ayağını kaldırıp hafirin ucuna basmış. Bu atlar bununla övülüyorlar. Nasıl iyi koşmayla övülüyorlar ise
sufunlukla da atlar ne yapılır? Övünürlür. İl-ürida aleyhi bil-aşiyyi safinatul ciyad. Bir rivayete göre Hazreti Süleyman ehli Dimeşk, ehli Nusaybin, Nusaybin Musul'dan Şam'a gidilirken yol güzergahında olan, şu an Mardin'in bir ilçesidir. Veya Şırnak'a, şu an belki ilçede olmuş bilmiyorum. Şam ve Nusaybin ehliyle savaşmış. Onlardan 1000 at ganimet almış. 1000 at ne almış? Ganimet almış. Bu kendisine arz edilen, sunulan atlar, o Dimeşk şu an Şam dediğimiz o şehir, Suriye'nin başkenti olan Şam, Orta Doğu demek. Dimeşk şu an Şam dediğimiz şehrin ismidir. O Hazreti Davud'a arz edilen atlar ehli Dimeşk, ehli Nusaybin'den alınan atlardır. Peki böyle ise biri derse ganimet Peygamberimizden başka diğer peygamberlere mubah değildi. Hazreti ne yaparlardı? Ganimetleri toplarlardı, yakarlardı. Hazreti Süleyman'a bu atlar nasıl olmuş, nasıl bunları beslemiş, nasıl kendine mülk edinmiş, kendine değil de Beytülmal'a mülk edinmiş. Biz deriz diğer peygamberler gayrimenkul, yakalabilen türden olan ganimetleri yakarlardı. Ama hayvan türü yakılması caiz olmayanları onlar da Beytülmal'a ganimet olarak veriyorlar. Bazılar diyorlar Hazreti Süleyman Hazreti Davud'dan bu atları almış. Hazreti Davud da Şam'da Amalikeler vardı. Yani Ad kavminin kalıntıları idi. Hazreti Davud onlarla savaşmış. Bu 1000 atı onlardan almış. Hazreti Davud kendine mülk etmemişti. Beytülmal'a mülk etmişti. Hazreti Davud'a, Hazreti Süleyman Hazreti Davud'dan bunları miras aldı. Yani o Beytülmal'ın sorumluluğunu aldı. Yoksa peygamberler nahnu ma'ashiral enbiya la nuwarrisu. Biz peygamberlerin cemaati olarak biz miras bırakmayız. Hazreti Davud'dan bu atlar kendi şahsına miras kalmamıştı. Burada hani miras denilmesi bu musamahali bir tabirdir. Yani ona devredilmiş, sorumluluğu ona geçmiş. Bazılar da diyorlar Hazreti Salih'in devesi kayalardan çıktığı gibi bu 1000 at denizden, sudan çıkmışlardı, bahirden çıkmışlardı. Kanatları idiler. 1000 at kanatlı denizden çıkmış. Hazreti Davud'un bu atları bunlar. Bir gün Hazreti Davud nasıl arz edilmiş? Oturmuş öğle namazından sonra bunları getirin, geçirin burada ben seyredeyim. 1000 atı seyredinceye kadar ikindi namazı geçmiş. İkindi namazı da Hazreti Süleyman'ın namazıydı. Çok üzülmüş. Bu zelletini telafi etmek için atları demiş geri getirin. Geri çevirmişler. Hepsini zelletine kefaret olsun diye hepsini ne etmiş? Kesmiş. Hepsini ne etmiş? Kesmiş. Sade 100 tane kalmış. Bugün dünyadaki o irabi ırk atlar o 100 deveden kalan atlardır. Hatta bazılar diyorlar Hazreti Davud bu atları kesince Yüce Allah atların yerine ona rüzgarı verdi, rüzgarı ona müsahhar kıldı. Kendisi askeriyle beraber nereye gitmek isteseydi, rüzgar onları götürür, bırakır, getirirdi.
31. ayette bu değil. İz uride aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Minen nar fuccar. Elbab evvab. Ciyad hicab. Ba ile dal birbirine yakın. 31. ayet bitti. 32. ayetin başında duralım. فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَّفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْعَنَاقِ وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْفَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا سُمَّ أَنَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 32. ayetin başında. فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ orada duralım. وَصَلَّى اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي.